Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün kısa bağlama derslerimizin 7.'sindeyiz. 7. dersimizde size Züleyha türküsünü öğreteceğim. Hemen diğer türkülerde olduğu gibi ne yapıyoruz? Donanım kısmına bakıyoruz. Burada Si bemol 2'yi görüyoruz. Artık Si bemol 2'nin yerinin ne olduğunu çok iyi bildiğinizi düşünüyorum. Daha sonra ne var? 2 dörtlük türkümüzün ritmi. 2 dörtte de ne yapıyorduk? 2 tane dörtlük nota var. Nerede? Her ölçü arasında. Ona göre ne yapıyoruz? Notalarımızı yazılmış zaten, ona göre okuyup türkümüzü çalmış oluyoruz. Hemen ilk ölçümüze geliyoruz. İlk ölçümüzde notalarımız nedir? Mi, mi ve birbirine bağlı. Dolayısıyla tezene vuruşu üst, alt, parmak numaraları, alt del, üçüncü perde, birinci parmak. Mi, mi, diğer notamız re. Re nedir? Dörtlük nota, yani bir saniyelik nota, sıfır. Mi, mi, re şeklinde. Hemen ikinci ölçümüze geçiyoruz efendim. İkinci ölçümüzde gördüğünüz üzere dört tane notamız var ve dört tane notamız ne yapmış? İkişer ikişer birbirine bağlanmış. Yani dört tane yarım nota. Ne yapıyoruz? Tezene vuruşu üst, alt, üst, alt şeklinde devam ediyor. Buradaki do'lar üstten başlıyor ve dolayısıyla do do yaparken yine biz bunu 5. parmaktan kullanıyoruz. Yani üst telle do'ya basıp do do şeklinde çalıyoruz efendim. Diğer tartımız ise re mi. Hemen solfejini yapayım. Do do re mi şeklinde. Evet, üçüncü ölçümüze geçtim. Üçüncü ölçümüzde iki tane re notamız birbirine bağlanmış. Tezene vuruşları üst, alt. Ne yapıyoruz burada? Bir saniyede iki iş yaptığımız için tezene vuruşları üst, alt oluyor. Parmak numaraları 0, 0. Hemen şuraya da yazayım ben. 0, 1. Burada diğer notamız do. Do nasıl? Bir saniyelik nota. Yani dörtlük nota. Tezene vuruş üstten geliyor ve do'yu ne yapıyoruz? 5. parmağımızla kullanıyoruz. 1. dizeğimizin son ölçüsündeyiz. Son ölçüsüne baktığımız zaman şöyle. Notamız artık 3. çizgiye geldi. 3. çizgide neydi? Notamız si'ydi. Dolayısıyla si bemol 2 kullanacağız. Ve 4 tane notamız var. 4 tane yarımsar saniyelik notalar var. Bunlar ikişer ikişer birbirine bağlanmış. Tezene vuruşu üst, alt, üst, alt şeklinde oluyor. Parmak numaraları ise 2, 2, 5 ve 0. Si, si, do, re. Evet, birinci dizeyimizin ben solfejini yapayım isterseniz. Mi, mi, re, do, do, re, mi, re, re, do. Si, si, do, re. Birinci dizeyimiz bu şekilde arkadaşlar. Sizler videomuzu izleyerek bağlama çalarken her bir ölçüyü bir kelime gibi düşünüp ayrı ayrı inceleyip çaldıktan sonra birleştirip dizeyi de cümle gibi düşünürsek dört kelimeyi birleştirip ortaya anlamlı bir cümle çıkaracaksınız. Şimdi geldik Züleyha türkümüzün ikinci dizeyindeyiz. İkinci dizeyinde ilk ölçümüze baktığımız zaman notamız do. İlk tartımımız üst alt şeklinde olacak. Parmak numaralarımız 5 ve diğer tartımdaki notamız si. Si yine bir saniyelik, yani dörtlük nota, parmak numarası 2. Do, do, si şeklinde olacak. İkinci dizeğimizin ikinci ölçüsündeyiz. Burada 4 tane ne var? Yarım nota var ve tezene vuruşunu alacak. Üst, alt, üst, alt şeklinde olacak. Parmak numaralarımız la la'lar 1, si 2. Burada do'ya dikkat. Do'muz ne oluyor? Dördüncü parmakla oluyor. Neden? Do'ya tezene vuruşu alttan geldi. Bu küçük ince ayrıntılara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. La la si do. Elimle de gösteriyorum. La la si do. Orta telden yapıyoruz. Burada bir başka değişiklik, notaların saplarının aşağı veya yukarı yazılması. Gördüğünüz üzere burada hep ne yaptık? Bizim notalarımız sapları aşağıya doğruydu. Ama la'ya gelince ne yaptık? Yukarıya doğru yazdık. Yazım kuralımız var müzikte. Üçüncü çizgiden bir portede, üçüncü çizgiden yukarıda olan notalar gördüğünüz üzere aşağıya doğru yazılır sap kısımları. Eğer notamız, o portede notamız si'den aşağıdaysa, kalın seslerdeyse ne yapıyoruz? Bacaklarını, yani saplarını yukarıya doğru yazıyoruz. Bu küçük ayrıntıları verdikten sonra devam ediyoruz. İkinci dizeğimizin üçüncü ölçüsündeyiz. Üçüncü ölçümüzde ne var? Dört tane yarım notamız var. Yine tezene vuruşları üst, alt, üst, alt şeklinde. Parmak numaralarımız 2. Yine burada do'ya alttan geldiği için 4. 2. 2. Si, 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 do, si, si. Ve ikinci dizeğimizin dördüncü ölçüsündeyiz. Burada ne var? La, la, la. İlk la la'mız bolu şeklinde yazılmış. Tezene vuruşu üst alt. Diğeri de van. Ne yapıyoruz? Alt üst yapıyoruz. 1, 1, 1.
yine burada karar sesi yapmanızı tavsiye edeceğim. Ben şimdi Züleyha türküsünü baştan sona ne yapıyorum? Sizlere solfejleyeceğim. Tabi burada röpliz var. Artık bunları söylememe gerek yok. Sizler bunu görünce ne yapılması gerektiğini otomatikman bileceksiniz. Mi mi re do do re mi re re do si si do re do do si la la si do si si la 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 mi mi re do do re mi re re do si si do re do do si la la si do si si la 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 mi mi re do do re mi re re do si si do re do do si la la si do si si la 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 mi mi re do do re mi re re do si si do re do do si la la si do si do si si la la la. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde Züleyha türküsünü işlemiş olduk. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız efendim.